The president of the Turkish Chess Federation, Gülkız TULAY. First question to you, I got to know that there are 800,000 registered players with the Turkish Chess Federation. Is this true? İlk sorum, Türk ve Tatan Federasyonu'na kayıtlı 800 bin sporcu var, bu doğru mudur? Evet, 890 bin. Ufak bir düzeltme yapayım. 890 bin lisanslı sporcu var şu an. It's not exactly true. I want to make a correction. There are 819,000 registered players in Turkish. Wow. How is it possible? I think this is like a record in the world. Bu nasıl mümkün oluyor? Bu bence dünya rekoru olabilir. Dünya rekoru mudur onu bilemiyorum tabii ama Türkiye'de bir rekor. Tüm spor federasyonları içerisinde en fazla lisanslı sporcuya sahip federasyonuz. Futbol federasyonunun dahi önünde o. I don't know whether it's a world record or not, but at Turkey we are the most registered federation. Even we are better than football federation. Yes, you came into the power as a president in 2012, so it's been around 6 years. Can you tell us what did you do to ensure such popularity of chess? 2012'de başkanlığı ele aldınız ve 6 yıldır bunu kullanıyorsunuz. Bu geçen sürede bunu sağlamak için ne yaptınız? Evet, çok güzel bir ekibimiz var. Tüm ekibimizle beraber çok çalıştık, çok hareket ettik. Türkiye'nin her tarafına, bütün illerine, ilçelerine sürekli gidip oralarda satrançla ilgili güzel aktiviteler, turnuvalar yapmaya çalışıyoruz. Biz 2012'de yönetime geldiğimizde Türkiye'yi satranç ülkesi yapmak üzere yola çıktık. Şu an emin adımlarla ilerliyoruz. At 2012, we make a very good team. We work very hard and we visit each city of Turkey. We go every city. We try to organize the tournaments at each city, each town. Then we increase the popularity of chess. So after 6 years, we want to be a chess country also. And now we are getting closer to that aim. What do you do? Otherwise, is chess your full-time work or do you do something else as well? Satranç sizin tamamen mesleğiniz mi yoksa başka bir şey de daha yapıyor musunuz? Hayır, satranç mesleğim değil. Ben ticaretle uğraşıyorum. Ancak federasyon başkanı olduğum zaman içerisinde işlerimi bir tarafa bıraktım. Çok az ilgilenebiliyorum. Daha çok satranç federasyonuna ayırıyorum zamanımı. Ama ticaretle uğraşıyorum ben. I'm working at trading, but after becoming a chess federation, president of chess federation, I just work on the federation. I couldn't find any time for the other job. Well, what are some of the current projects that are going on, which are the most important for you? Sizin için şu an devam eden projeler arasında en önemli hangisi? Satranç sınıfları bizim en önemli projelerimiz. Okullara satranç sınıfları açıyoruz. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası vasıtasıyla. Türkiye'deki tüm okulların neredeyse yarısına yakınına satranç sınıfları açtık. En önemli projemiz bu. Our most important project is the chess classes at the schools. With the support of main supporter Türkiye İş Bankası, we already opened the half of the schools at Turkey. We opened chess rooms to half of the schools. So chess in schools is one of the most important projects. Yes. And usually in chess organization and administration, we do not see so many women, but you are an exception. So can you tell us what can be done to popularize more girls to take up chess? Satranç organizasyonlarda ve yönetimde genel olarak bayanları görmüyoruz. Bunu popüler hale getirmek için ne yapmamız lazım? Evet, satrançta bayanları her anlamda daha az görüyoruz. Bunun için biz özellikle hakemlik ve antrenörlük konusunda daha çok bayanlara yer vermeye başladık. Lisanslı sporcu sayısında da bayanlar açısından bir takım popüler şeyler sağlamaya çalışıyoruz. Bizim de en büyük sorunumuz, bayanları çok fazla görmüyoruz ama bunun için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Yes, we are barely seeing the women at the chess, but especially at the arbitrary and the coaching, we are giving special for the women, we are giving priority for them. Also at the players, we are trying to support the women players.
Yes, it's also a problem, but we are trying to support the women. And how happy are you with the organization of this World Junior, and what does it mean to you to have World Junior in Turkey? Bu organizasyonla ne kadar memnunsunuz ve bu sizin için ne anlama geliyor bu organizasyon? Ben bu organizasyondan çok mutluyum. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Gerek katılımcı ülke sayısı olarak, gerekse katılan sporcu sayısı olarak son derece güzel gidiyor. Benim için en önemli kısmı da buraya katılan sporcuların ve delegasyondaki kişilerin memnun olduklarını bize bildirmeleri benim için çok önemli. I'm very happy with the tournament. The number of participant countries and the number of participations are very important for me, and their happiness is also important for me. And now they are very happy, so it's a good organization for me. And as the FIDE elections are upcoming, how much are you taking note of it, and what do you think about it? Yaklaşık FIDE seçimleri ne düşünüyorsunuz, ne kadar? Önemsiyorsunuz değil mi? FIDE seçimlerine çok az zaman kaldı. Adaylar bütün gücüyle çalışıyor. Biz de Gürcistan'da, Batum'da, orada olacağız. Umarız FIDE için en iyi aday seçilmiş olur. Bu tabii ki çok önemli. Yes, but the elections are getting closer and we will be also at Georgia and we will hopefully the best candidate will win. The best will happen for the FIDE. Sure, thank you so much for your time, and thanks for this wonderful interview. Thank you. Thank you.